Hem ehliyetsiz hem de alkollü olarak yola çıkan otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen kamyoneti arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobili sıkışan alkollü sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı. Alkol şişede durduğu gibi durmadı ve alkollü sürücü kullandığı otomobille kırmızı ışıkta bekleyen kamyoneti arkadan çarptı. Lan nereye gitti bunun içinde? Hastaneye, devlet hastanesine. Ulan kırmızı kim nerede? Kim geçik? Bura kim vurur? Kırmızı ışıkta arkadan vurmuş. Bu mu vurmuş? Evet, evet. Kim? Araba bizim arabaya vurmuş. Işık nereden vurur? Işık burada vurur. Işıkta beklemiş. Benimle de sarhoşmuş. Arabanın arkasına vurmuş. Kaza Manavgat ilçesi D400 karayolunda meydana geldi. Alanya istikametinden Antalya istikametine giderken sanayi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Ahmet Taş'ın kullandığı kamyonete aynı istikamette seyir halindeki Hasan Ağa'nın kullandığı otomobil arka sağ köşesinden çarptı. Şuradan geldim ben. Buraya geldim, kırmızı ışıkta durdum. 5-10 saniye geçti, arkadan bir ses geldi. Bizim araba o tarafa gitti. Arabaya bir geldim. Adam sıkışmış orada. Kazanın ardından Hurda'ya dönen otomobil içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Hasan Ağa, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi Kurtarma Ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Hasan Ağa, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Abi az bir şey daha yok herhalde. Otomobil sürücüsü Hasan Ağa'nın Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrolünde 1.38 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobil içerisinde ise bira kutuları ve etrafa saçılan meyveler dikkatlerden kaçmadı. Sürücü belgesi olmayan otomobil sürücüsü Hasan Ağa'ya alkollü olarak araç kullanmaktan 1339 TL, sürücü belgesi olmamaktan 2698 TL olmak üzere toplam 4037 TL para cezası uygulanırken otomobili trafikten men edilerek 7 Emin Otoparkı'na kaldırıldı.